Arkadaşlar herkese merhaba. Yani boku yedik ama nasıl yedik biliyor musunuz mu? Böyle avuçlayarak. Harbiden. Yani dedim ki bunun bir hatırası, bunun bir videosu olması lazım. Bu yediğimiz bokun dedim bir hatırası olması lazım. Bunun bir videosunu çekmeliyiz. Saat kaç? Saat 18.40. 6.40 geçiyor. Akşam vakti. Başımıza ne geldi biliyor musunuz? Yani gerçekten çok boktan. İnanın gram şeyim yok, moralim yok. Anlatacağım, göstereceğim. Bu videoda zaten burayı ayarlamamız lazım, düzeltmemiz lazım. Hatta ben göstereyim, zaten siz anlayacaksınız. Arkadaşlar aldığımız kumlar yıkıldı ama öyle bir yıkıldı ki yani ağzımıza sıçtık. Kendi ağzımıza kendimiz sıçtık. Bak gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar bunlar buraya yıkıldı tamam. Bak bunu geçtim, bu en basiti. Arkadaşlar şurası komple yıkıldı. Şurayı tamamen kapattı. Ve işin kötüsü sadece bununla da kalmadı. Şu da geliyor tamam mı? Bu gelirse büyük ihtimalle onun üstü de gelecek. Şu zaten Allah'a emanet duruyor şu kısım. Burası da bak şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar şöyle bir eğiklik var. Büyük ihtimalle bunları alırken bu da yıkılacak. Sonra, şu mamaları koydum dedim. Belki bu mamalar tutar. Mamanın kendine ayarı yok. Mama kendisi yıkıldı. Mama yetişmedi. Yemin ediyorum moralim yok ya. Valla moralim 0-0-0 diyor ya. Harbi öyle yani. Bak şu anda 18.40 tarihte, yani ben bunu kaydedeceğim 21 Aralık. Yani ben 21 Aralık 6.40 geçe bu videoyu çekiyorum. Parça parça çekeceğim. Yani gerçekten boku yedim ama ya. Valla boku yedim. Yani acaba kaç saat sürecek? Altından çıkabileceğim mi onu da merak ediyorum. Bu kadar kumu nasıl düzelteceğim onu da bilmiyorum. Bir palet daha kum geldi. Onu düzerken yıkıldı arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Gerçekten bilmiyorum. Şurayı şimdi düzelttim. Şurayı arkadaşlar bir açıklık yaptım. Buraya bir kısmını yani dizerekten şu ilk önce bir karabalığı alacağım. Ondan sonra tekrardan dizmeye çalışacağım. Ama işte çok yüksek yaptığımız zaman da yıkılıyor. Ne yapacağım ben de hiç bilmiyorum. Ne yapalım? Başlayalım. Vallahi başlayalım yani. Ya tek başımayım bir de. Vallahi boku yedim ya. Vallahi boku yedim ya. Yani ben var ya buradan tek başıma gerçekten çok zor çıkarım ha. Şurayı bir şuraya taşıyaraktan bir başlayayım. Şunu da bir alayım. Yani bu video bakalım. Zaten söyleyeceğim size kaç saat sürdüğünü bu işlerin. Yani son halini sizinle beraber getireceğiz. Yani şu an var ya inanın köpek gibi yardıma ihtiyacım var. Şuraya bir dört tanesini koydum acaba diyorum. Buralara bir şey mi yapsak ama yok abi. Buralara kum getirip de yani azaltamayız burayı. Bir ayar çekeceğiz. Hatta komşum da şimdi dışarıda, komşuma da bir göstereyim, komşum diyeyim ben böyle bir bok yedim diyeyim. Yani yıkıldı diyeyim artık. Sabaha kadar ben buradayım. Büyük ihtimalle sabaha kadar. Şimdi arkadaşlar ben biraz başlayayım. İş yapayım. Ondan sonra geleceğim anlatacağım size olayı. Arkadaşlar yerdekileri şuraya dizdim. Yalnız var ya yemin ediyorum gribim. Aldıkça devrilecek. Aldıkça devrilecek. Bir de gribim var ya. Anlatamam ya yemin ederim. Diyordum ya boku yedik arkadaşlar, o berbat bir video, işte gerçek berbat video kardeşim. Yani biz berbat video görmemişiz, şimdi gördük. Yani berbat bir olay. Kardeşim bu niye böyle ya, bir saniye. Ha şimdi daha iyi. Ha tek derdimiz görüntü kötü olsun. Yemin ediyorum boku yedik ya. Aldıkça yıkılacak. Valla ben şimdi şuraya gireceğim ya. İnşallah bir de torbalar da patladıysa bir de zarar yaz kardeşim. Nane yemiş ko. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kardeşlerim. Nasıl bir yol izleyeceğim ben de bilmiyorum. Şunları büyük ihtimalle alacağız, şuraya koyacağız tamam mı? Buraya dizeceğiz. Sonra tekrardan oraya dizeceğiz. Yani var ya durduk yere boş yere iş yapacağız ama bakalım Allah büyüktür. Biraz girişeyim bakalım ne olacak. Yıkılmaya devam ediyoruz. Vallahi yıkılmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar oradan alıyorum buraya koyuyorum. Oradan alıyorum buraya koyuyorum. Vallahi şurayı eritmeye çalışacağız bakalım. Şu refleksleri nereye koysak acaba ya? Şu masanın altına mı koysam? Arkadaşlar ben biraz çalışayım da geleyim. Arkadaşlar ne dedim? Şurası yıkılır dedim mi demedim. Orası da yıkıldı. Ha, bak morlar da gitti. Allah nasip etse de şunlar geri kalanı sağlam olsa.
Orada devrilirse aynı yukarıya kadar gideriz yani. Dedim ki şunları iteyim, tamam mı? Bunlar bu tarafa doğru meyil yapmıştı ya. Dedim bunları şu tarafa doğru eğeyim. Öyle yaptım bu sefer de. Of of. Neyse geleceğim. Arkadaşlar arada müşteriler de geldi. Onlara da bir baktım. Şurada bir tanesi yalnız iyi yarılmış. Şu kum bayağı iyi yarılmış. Onun dışında pek bir zayiat yok. Şunlarda iki tane küçük delik açılmış. Onlarda problem yok. Ama şu bildiğiniz yarılmış yani. Onun telafisi yok. Vallahi biraz indirip mesela şunun üstünde bir iki tane vardı. Salak salak duruyordu. Onları aldım. Şuraları bir biraz daha alacağım. Şunları da alayım şuraya koyayım. Sonra da inşallah bakalım tekrardan güzel bir dizim yapmaya çalışacağım. Aslında var ya, aklımda başka şeyler de var. Mesela ne biliyor musunuz? Şu dolabı alayım diyorum, tamam mı? Şuraya yaslayayım. Şu bölmeye koyayım. Ağzına kadar da kumla doldurayım, tamam mı? Maksat burası şurayı tutsun. Maksat burası orayı tutsun. Öyle de bir şey yapabilirim gibi. Daha tam karar vermedim. Hayır, şuradan topladıklarımı koyacak yerim de kalmadı. Şu mesela şuralara falan koyuyorum. Vallahi canım çok sıkıldı. Belim ağrıdı. Öleceğim ya. Yani en azından sinirimden öleceğim. Hiçbir şey değil neyse. Neyse abi, biraz daha ayar vereyim. Ondan sonra tekrardan geleyim size göstereyim. Dediğim gibi belki buraya başka bir şey yapabilirim. Yani şu dolabı belki hani bir korumalık olarak koyup da eğer ki dolabın içinde ağzına da kumla doldurursam dolap hareket etmez. O zaman arkadaşlar kumlar da devrilmez. Kumlar da tutar diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Bir bakayım, bir biraz daha devam edeyim. Ondan sonra son durumu size gösteririm. Arkadaşlar biraz toparladım. İki tane sağlam zayiat vermişiz. Bayağı yarılmışlar. Biri orada, biri de şu torbanın içinde. İki tanesini bantladım. Sıkıntı yok. Sırtım sağlam ağrıyor. Neye karar verdik biliyor musunuz? Bu dolap abi. Bu dolap buraya gelecek, tamam mı? Şuraya ben bu dolabı koyacağım. Yüzünü diğer tarafa çevireceğiz. Ağzına kadar da kum dolduracağız, tamam mı bu dolabı? Altını da sağlam dolduracağız ki yoksa bu tahta çöker. Çöker. Kesin çöker. Yani bu şeyle tutmaya çalışacağız. Bu dolapla tutmaya çalışacağız. Diğer türlü ne yaparsam yapayım yine devrilecek. Çünkü fazla kum var. Bu kumları ben bunun üstüne dizersem, yanlarına dizersem bir şekilde gidecek yani. Yine kayacak, gidecek. Yani açıkçası bu dolabı buraya koyunca da çok çirkin olacak. Görüntü gerçekten çok berbat olacak ama abi en azından kumu sağlam tutarız, ayak tutarız. Yani şu kum nereye devrileceğine karar veremem. Sobaya mı devrileyim, buraya mı devrileyim bilemiyor. Hani tamam, şurayı sağlam yaptık. Ama bir yere kadar sağlam yaptık. Yani açıkçası ben bunun üstüne biraz daha çıksam yine devrilecek. Buraya mecburen arkadaşlar o dolabı koyacağız. Bir koyayım, ondan sonra bir bakayım duruma. İnşallah dolap çökmez bu sefer de. Yani dolap da çökerse nanay yavrum nanay. Ha desem ki şey yapayım, mesela mamaları ben dolabın içine yükleyeyim desem bu sefer de ağır olmaz. Dolap devrilebilir. Bok yedik la, her türlü biz bok yedik. Yani şunu bir deneyeyim de geliyorum. Arkadaşlar dolabı oraya koydum. Bok gibi bir görüntü oldu. Gerçekten çok bok gibi bir görüntü oldu. Hayır, görüntüyü boş ver. Şurayı da bak. Abo abo. Abi. Vallahi perişanım ya. Vallahi perişan. Buraya da artık bir şey dizeriz. Fazla gelirse kum oraya dizeriz. Ne yapalım? Şimdi dolabı boşaltacağım. Şurayı bir temizleyeyim. Eşyaları şuraya koyayım. Ondan sonra arkadaşlar dolabı fullleyeceğiz kumla. Yalnız şunun altını iyi doldurmam lazım yoksa. Oğlum acaba bu devrilir mi lan? Yani yamulur mu ki lan? Ha, bu da yamulursa zaten var ya, ağzına tüküreyim öyle şanssın. Yani gerçekten. Ben buna da bir düşüneyim geleyim. Ama hani desem ki arkadaşlar şuraya mı yaslayayım desem. Evet öyle yapalım. Yani bunu bir tarafa yaslansın bu dolapta. Yoksa var ya. Nani nani no yani. Of of. Arkadaşlar işin yani bayağı bir kısmını bitirdim. Şimdi bir çorba içeceğim. Acımdan ölüyorum. Abi çok yoruldum yemin ederim var ya. Bir istimlat duvarı yaptım, anlatamam size. Eğer yıkılırsa zaten moko koku yani. Öldüm gittim kardeş. Bak şöyle göstereyim. Dolabın ağzına kadar doldurdum. Şuradan da çökmesin diye bunu içine sıkıştırdım. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi eğer ki Allah korusun gerçekten hani artık kumu gittim, kumu geçtim. Bu devrilirse ben boku yerim yani. Şu tarafa doğru düşerse en azından kumlar zarar görür. Bu tarafa doğru devrilirse zaten ben zarar görürüm. O yüzden ödüm kopuyor. Mamaları şuraya dizdim.
Bir hafta 10 gün sonra bir 10 çuval mama gelecek. Onları da böyle dizeceğim. En azından bu devrilirse bu tarafa devrilmez yani. Diğer tarafa devrilsin diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar şimdi çorbamızı içeceğiz. Bir tane de ekmeğimiz var. Bunu bir yiyelim içelim. Ondan sonra kendimize gelelim. Ondan sonra inşallah buralarda bir temizleriz. Yemin ediyorum bok götürüyor. Her yerde patlamış kumlar var. Onlara da ayar vereceğim. Ama beklediğinden daha kolay sürdü. Yani 2 saat falan sürdü. Yani arkadaşlar 2 saat falan sürdü. Ben daha uzun süre zannediyordum. Benim korkum diğer taraflar da yıkılacak. Yani Allah'tan onlar yıkılmadı. Oraları sağlam yapmışız. Eğer oralarda yıkılsaydı zaten yemin ediyorum nane yemiş. Acaba şöyle durur mu? Vallahi durdu. Arkadaşlar vallahi bir de griptim. Yemin ederim griptim bir de. Yani çok zordu. Gerçekten çok zordu. Birazcık yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra temizliğe devam ederiz. Üstümü başımı zaten mok götürüyor. Bu arada arkadaşlar ben şey yapmıyorum. Mesela önceden ben burada bulaşık falan yıkıyordum, tamam mı? Aga şimdi bulaşığı falan boş verdik. Önceden burada mesela ocak falan da vardı. Yani tüp müp vardı. Tüp hala var da. Şey yapıyordum böyle, yemeğimi kendim ısıtıyordum falan. Yok abi olacak gibi değil. Mikrodalgaya geçtik. Mesela şimdi kavanozda çorba geliyor böyle, tamam mı? Bunu yedikten sonra aynı böyle kapağını kapatıyorum, yere eve götürüyorum. Bulaşık yıkamıyorum. Kardeşim bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Yani diğer türlü nane yerdik. Bir saniye. Aleykümselam abi. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bir abimiz kedi maması bitmiş. Belki konuşmayı duymuş da olabilirsiniz zaten de. Ne anlatıyorduk la? Abi bir şey değil, çorbamız soğumuş. Yemin ediyorum acıkmışım ha. Sabah bir komşuyla yemek yedik. Yok öğlendi, yalan olmasın. Öğlendi, komşuyla yemek yedik, ondan sonradır açım. Yoruldum ya, yemin ediyorum yoruldum. Ödün de kopuyor, biliyor musun bu böyle devrilecek diye. İnşallah devrilmez. Eğer devrilirse nane yedik. O kadar, ben ufaktan kaçayım. Önünüze yemek yemeyim. Canınız çekmesin. Şunu hallettikten sonra yemek işini, diyeceksin ki abi pisliği içinde niye yemek yiyorsun? Kardeşim açlığa dayanamıyorum. Yani bir yere kadardı. Dedim ki en azından şu kabayı kaldırdım, temizliği de dedim yemekten sonra yaparım. Ben şimdi kaçıyorum. Tekrardan geleceğim. Görüşürüz.